Bugün Desnet'te yeni bir ürünle karşınızdayız. Bu ürün Datalogic'in, Avrupalı bir üretici Datalogic. Bilenler bilir diyelim çünkü eski köklü markalardan biri, İtalyan markası Datalogic. Datalogic de Android'e uyumu sağladı diyelim. Güzel, ilginç bir ürün yaptı. Hatta çok bilinen bir modeldir aslında Datalogic Memor. Sayımcıların çok iyi bildiği, marketçilerin çok iyi bildiği eski köklü bir model. Onun sonuna 1 koymuşlar. Wi-Fi'li bir Android cihaz olmuş. Sonuna 10 koymuşlar. GSM'li bir Android cihaz olmuş. Üzerinde 8.1 Oreo işletim sistemi var. Android işletim sistemi versiyonu var diyelim. Ve enteresandır. Hatta burada uyarısı da var. Diyor ki kafa üstü yerleştirin diyor. Cradle, ilk defa kafa üstü cihazın yerleştirildiği bir Cradle gördük. Pin yok. Pin yok daha doğrusu. Burada manyetik alandan oluşan bir şarj ünitesi var. Enteresan bir cihaz. Bize ilginç geldi. Şöyle bir küçük tanıtımını yapmak istedik. Kutusu böyle. Yaklaş Recep. Hadi şimdi Recep gel. Şöyle kutusundan şöyle bir tanıtım broşürü çıkıyor. Garanti belgesi çıkıyor. Farklı dillerde tanıtım ekipmanları. Hızlı başlama rehberi var. Single dock dediği altındaki Cradle'ın kullanım güvenlik ve düzenleyicisi var. Demir kutusu var. Datalogic'in Türkiye'de ofisi de var. Türkiye'de kendini temsil eden bir marka. Android cihazı da özellikle Datalogic Axist modeli artık bitti. Yerine bu ürünü konumlandırmış gibiler. Şöyle ergonomisi de iyi. Yaklaş bana biraz. Ergonomisi de ele tam oturan bir ergonomi. Şu şekilde kıvrımları var ve ele oturması amaçlanmış. Benim elime tam oturmuyor tabii. Elden ele fark var herhalde. Barkod okuma. Oğuzhan bir tane de şey verir misin? Barkod testi. Okuyucusunda şöyle artı alan oluşturuyor. Alan okuyucu var. Bir de test yapalım bakalım. Bir de zaten Datalogic'te çok iyi bildiğimiz bir teknoloji vardı. Green dot teknolojisi, yeşil nokta teknolojisi. Özellikle depolarda, yoğun alanlarda sesin gürültünün çok olduğu yerde okudu mu okumadı mı bu problem biliyorsunuz yaşanıyordu. Datalogic de patentli bir teknoloji aldı burada. Green dot teknolojisi. Yeşil noktayı kendine patentledi aslında bir anlamda. Basit ama iş gören bir çözüm oldu. Şöyle farklı barkodları okuyalım. Düz barkodlar, renkli. Şöyle çok silik bir barkod okuyalım. Gördüğünüz gibi şu herhalde bu %20 oranında azaltılmış bir barkod. Kare kodla alalım olsam. Evet, özellikle Android'le uygun fiyatlı, düşük maliyetli mağazalar biz bu ürünü ilk olarak bir perakende internet satışı yapan e-ticaret müşterimiz için konumlandırdık. Bugün oraya gidecek. Orayı için kullandık ama onun dışında marketler Android'e geçişte çok yüksek maliyet harcamak istemeyen firmalar için ideal. Özelliklerine bir göz atalım. Değil mi? Bahsedelim mi? 2 GB RAM'e 16 GB ROM belleği var cihazın ki ideal. Bunun bir üstü zaten en pahalı cihazlarda 32 GB'lık ROM bellek oluyor. Qualcomm Snapdragon 1 GHz işlemcisi var. 1 GHz de kötü değil. Şu anda artık base dediğimiz tabanda hani en ideallerden bir tanesi. Çok daha iyisi, çok daha yüksekleri 1.2 GHz, 1.5 GHz cihazlarda yok değil. İnanılmaz performans gerektiren bir cihaz ihtiyacınız varsa başka cihazlarda tavsiye edebiliriz ama bu cihaz 1 GHz işlemciyle işinizi görür bir cihaz. IP65 standardı var. Bu kadar böyle sempatik görünümüne bakmayın. IP65 standardında bir cihaz. 13 megapiksel de kamerası varmış. Bu üzerindeki zannediyorum kamerasız modeli. Ama bir üst modelinde kamera da var. Aynı ürünün 285 gram bu arada şu an tuttuğum ürün. Hafif bir ürün, basit bir ürün. Ama bunun kabzalı versiyonu da var. Kabzayla kullanabileceğiniz şu şekilde oluyor. Artık hayal gücünüze bırakıyorum. Şu şekilde bir kabza olacak içinde. Bir de üzerinde bunun GSM 4G özellikli olan Datalogic Memor da var. Her şeyle aynı. Sadece ekstradan GSM var.
Bunu artık markalar ayırıyorlar birbirinden. Bak el alışkanlığı yine düz koymaya çalışıyorum ama koyuldu mu konmadı. Kafa üstü şöyle bir ne diyorlar buna yüzücülükte havuza bodoslama mı diyelim balıklama atlayan bir terminal. Güzel bir cihaz. Desnet'te artık stoklarımızda. Bize 444-7015'ten, Desnet.com.tr'den ve Desnet'e Desnet.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.